Balenin insan vücudunu cendereye soktuğunu düşünüp aslında ruhun özgür kalmayı arzuladığını savunan ve bu sayede modern dansı yaratan Isadora Duncan ve İsmet Özel şiirine konu olacak kadar ilginç hayat hikayesi. Evliliğe inanmayan ve geçen yüzyılın başında evlenmeden çocuk doğurabilecek kadar cesur ve güçlü bir kadın Isadora. Ama iki çocuğunu da bir trafik kazasında kaybedecek kadar da talihsiz. Ama sanatından güç alan Isadora bu yaşadıklarından sonra da yeni birine aşık olabilecek kadar kendini toparlamıştır. Ama aşık olduğu adamla da çok fazla sürdüremez çünkü sevdiği, çocuklarını son anda hayata döndürmeye çalışan doktordur ve gözleri her buluştuğunda çocuklarının cansız bedenini hatırlar. Ardından başına gelen trajedilere rağmen aşktan umudunu kaybetmeyen Isadora, genç bir İtalyanla ilişkiye başlar ve devam edebilmek için bir çocuk ister. Fakat hayatın Isadora için planları durmak bilmez. Çocuğunu doğuracağı gün Birinci Dünya Savaşı başlar. Oksijen tüpüne ihtiyaç vardır ama bulunamaz. Kader tekerrür eder ve yavrusunun ölümünü ikinci kez izler. Yunan kültürüne olan hayranlığı dolayısıyla renk renk boynuna doladığı eşarplar ölümüne sebep olur. Üstü açık arabasında seyahat ederken kırmızı eşarbı arabanın tekerleğine dolanır ve boynu kırılarak can verir. Isadora'nın dansındaki tavrı kadar politik kişiliği de önemlidir. Rusya'daki kanlı pazar günü çara dans etmek zorunda olan Isadora, ölen işçiler için dans etmiştir ve çar salonu terk etmiştir. Başta bahsettiğim İsmet Özel'in şiiri olan John Maynard Keynes'ten Nefretimin 20 Sebebi şiiriyle veda ediyorum. Biz o takımdanız ki bu yaştan sonra dudak büktürmüştür roman okumaklığımız. Pusulamız Debussy tarzında fırlamalı. Fakülteye yakın bir kahvehanede sırf rengine tav olup ısmarladığımız tarçın. Bale dendi mi Isadora Duncan. O ki ensiz uzun ipek şallarla dans ederdi. O ki onun katli bir otomobil reklamıdır desek yeri.